Biz kanalıma hoş geldiniz. Bir PES 2019 mobile videosu ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar burada benim ID kimliğimi görüyorsunuz. 808, 320 ve 220. Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Belki denk gelirsek online maçlar falan yapabiliriz hep birlikte. Bunu belirttikten sonra daha fazla PES 2019 mobile videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda bilmeyenler için DreamSoccer 2019 ve FIFA Mobile 2019 videoları da gelmektedir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer sizler bu videoya ne kadar destek olursanız, ne kadar izlersiniz fazla, ne kadar ilginizi gösterir, izlenme süresi yüksek olursa ben sık sık paylaşacağım arkadaşlar. İzlenme süresi düşük olursa ise bildiğiniz üzere arkadaşlar bunu yapmam çok mümkün olmuyor. Ufak ufak bir etkinlik moduyla başlayalım. Etkinlik modunda arkadaşlar Legend Challenge'ı bitirdim. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda iki tane efsane gelmişti bana. Biri Johan Cruyff, diğeri ise kimdi ya? Bir tane şeydi sanki. Macaristanlı futbolcu olması lazım. Çok aklımda kalmadı o. Arkadaşlar English Tour'da bugün ilk mücadelemizi yapalım. Bakalım ilk ya da ikinci mücadele. Evet, ilk mücadelemizi yapalım. Artık enerji sıkıntısı olmadığı için bol bol kasacağım arkadaşlar. Bir saniye. Yanlış yaptım. İlk başta şu kadromu bir tam olarak size göstereyim. Ondan sonra mücadeleye geçelim. Şimdi sol bek sıkıntılı. Sol bekin bir sözleşmesini yenileyelim. Jordi Alba'nın 1520. Tamam, güzel. Bir de stoper var. Burada stoperi de yenileyelim. Hummels'i. Aslında burada Thiago Silva da oynayabilir ama ben Hummels'i böyle sözleşme yenilemesini kullanayım. Hani kadrom biraz en güçlü kadromla bir maç yapayım ya. Tamam. Bu sezon arkadaşlar oynanışta biraz problemlerim var ya. Nedeni çok bilmiyorum ama tamam, şu an iyi. Şu göbeğe de şunu aldık mı bu iş tamamdır. Musa Dembele'yi de değişmem lazım ya. Musa Dembele çok da böyle kaliteli gözükmüyor ve Neymar Sanchez değişikliği olabilir. Şöyle yapalım. OOS'de kim var? Mesut Özil var ama kalsın. Sen bir kal orada. Seni bir salayım. Kimi alayım? Bir tane daha siyah top olsun. Buradan alabileceğim. Evet, göbekte şunu alalım. Mesut Özil'i de sonradan oyuna alma ihtimalim var. Kadromuz bu şekilde. Johan Cruyff, Neymar, Sterling, Paulinho, Nemanja Matić, Fernandinho, sol bek Jordi Alba, sağ bek Sergio Roberto, stoperlerimiz Hummels ve Alderweireld, kalede ise efsanevi Buffon. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta profesyonelle başlayalım. Kulaklık kulağımda, umarım ses konusunda sıkıntı gelmiyordur. Bakacağız hep birlikte. East London, North London, yani West Ham olabilir mi ya? Bir kadroyu hemen bakacağım. Arnautovic değil mi ya bu? Bakayım, Arnautovic ise bu tamamdır. Dediğim takımdır yani. De göremiyorum. Muhtemelen Arnautovic'tir, emin değilim. Evet arkadaşlar, daha fazla PES 2019 mobile videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabım olan ayazgamtr0 Instagram adresimi de takip edebilir. Sponsorluk ve iş görüşmeleri için oradan mesaj, DM atabilirsiniz arkadaşlar. Ve mücadeleye başlıyoruz. Umarım problem falan yaşamam. Kulaklıkta oynamak biraz sıkıntı. Arnautovic, evet, West Ham. Paulinho. Ne yapıyorsun ya sen? Tadı çatışı West Ham'ın. Felipe Anderson. Çok büyük bir top kaybı ama bir türlü gelmedi. Kulaklık. Biraz alışmam lazım arkadaşlar. Çünkü oynanışımı etkiliyor. Hummels. Çok iyi pas. Gelmedi. Ya arkadaş, şu 15 tatil gelseydi bir yeni telefon için almayı düşünüyorum. Çünkü oyun kasıyor bende ya. Matić. Aslında kayda geçerken çok kasıyor. Şimdi Neymar. Ortaladı. Cruyff. Sen nasıl bir insansın be Cruyff? Adamsın sen. İşte Johan Cruyff. İşte gol. 1-0. Çok iyi bir pastan sonra Neymar öyle bir kesti ki Cruyff'a aldı, at dedi. Yani Cruyff'un bunu atmaması çok tuhaf olurdu. Arnautovic. Lanzini var mı ya? Jack Wilshere. Diop. Felipe Anderson. Matić. Hummels. Neymar. Neymar. Çok iyi bir pas Johan Cruyff'a doğru. Diop mu, Cruyff mu? Top gelmedi Fabianski'ye. Fabianski. Neymar. Felipe Anderson. Çok iyi pas ama Jordi Alba araya girseydi iyi olabilirdi. Şimdi bıraktı Neymar'a. Neymar geçemedi. Felipe Anderson. Hani şunu belirteyim. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Elimde olan bir şey değil. Kusuruma bakmayın. Paulinho.
Neymar. Fredix'in üzerine Neymar kesti. Neymar. Harika hareketlerden sonra 2-0 bulabilirdik. Fabianski, Alderweiler. Adamsın. Matic. Paulinho. Tekrardan Neymar'a. Neymar'ın koşu yoluna doğru gene bir pas. Fredericks riske girmiyor. Profesyonel biraz daha kolay. Bildiğiniz üzere süperstar ve top player modu var. Top player ve süperstar modu var. Karıştırmayalım. Cruyff'a gelir mi? Cruyff çok güzel pas. Fernandinho uzat. Jordi Alba ortaladı. Çok kötü yere orta ya. Faul var mıydı burada? Yani faul yoktu gibi ama Jack Wilshere faulü kapmayı başardı. Bakalım. Evet. Faul var. Dokunmuş. Yılların eski demediği Jack Wilshere. Fredericks. Hummels. Hummels. Sergio Roberto. Çok iyi. Riske hiç gerek yok. Marc Antonio top. Dışarı çıktı. Biraz daha aksiyonlu olmasını isterim ama arkadaşlar kulaklık oynanış şeklini biraz değiştiriyor. Nedenini sorarsanız hani elim çarpıyor. Elim değiyor. Cruyff. Şimdi bir ikinci gol gelir mi Neymar'a? Neymar net pozisyon harcadı. Dönen pozisyon. Bir türlü gol gelmedi. Kaleciyle baş başa Neymar. Aşırtma denese gol. Raheem Sterling. Çok iyi Sterling. Sterling. Çok iyi pas. Alderweiler. Pası Matic'e. Ondan Hummels'e. Jordi Alba'ya verdi arkadaşlar. İlk yarıyı bitirmeye çalışacağız. Şimdi Matic. Gürültü falan gelirse kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evde tek yaşamadığımı belirteyim. Çok iyi bir ara pası. İkinci gol gelir mi? Cruyff. Ve 2-0'ı yakaladık arkadaşlar. Johan Cruyff'un ikinci golü oldu. Cruyff olduğu zaman çok da sıkıntı yaşamadığımı belirteyim. İkinci golü de bulduk. Dediğim gibi arkadaşlar gürültü falan gelirse kusuruma bakmayın. Şimdi Cruyff. Ve ilk yarı 2-0 bitti. İlk yarının 2-0 bitmesi bizim için iyi. 4'te 4. %61'e 39. Şu an gayet iyi bir konumda olduğumu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ikinci yarıda başlasın. Arnautovic, Wilshere, Yarmolenko girdi oyuna. Yarmolenko bende bir ara vardı, oynatıyordum. Ama hani siz izlediniz mi bilmiyorum hiç. PES 18 mobile videolarında. Şimdi Marc Antonio. Uzun bir tercih ama uzun bir top ama top gelmedi. Creswell. Marc Antonio. Top tekrar taca çıkabilir. Çok çok iyi bir pas attılar ki. Çok iyi top, gol gelmedi. Şimdi kontra. Matic. Cruyff. Ve Sterling gider mi? Diop'tan kurtaramadı. Yani kurtarsa 3 gelebilirdi. Fabianski. Ya oyun kasmasa daha iyiydi. Arkadaşlar oyun neden kasıyor anlamıyorum cidden. Videoya geçmeden önce kasmıyor. Ama videoya geçerken nedense kasıyor. Çok çok iyi bir pas. Sterling bıraktı. Valbuena. Valbuena gibi ismi var. Roberto. Çok iyi pas. Cruyff. Öyle bir yolladı ki. Fernandinho. Çok klas bir gol. Çok çok klas bir gol. Paulinho'muş bu arada. Fernandinho dedik ama yok böyle gol. Bakın Cruyff. Çarşı pazar. Harika asist. 3-0. Çok çok iyi bir gol. Skor 3-0'a geldi. Topuk pası. Skor 3-0'a geldi. Şimdi Cruyff. Diop. Şimdi Nemanja Matic. Cruyff. Hummels. Kaleci niye çıktı ya? Marc Antonio, kaleci Buffon. Ya kaleci orada niye çıktı çok anlamış değilim. Bir an için odaklanamadım oyuna. Oo, korner. Jordi Alba, Creswell. Top kaparsak
Kontra ve Neymar'la kontraya çıktık. PES 2019 Mobile'da çok işe yarıyor. İşte Johan Cruyff'a. Kaleciyle baş başa mı? Balbuena. Cruyff. Kaleci Fabianski. Çok iyi. Ondan harika pas. Paulinho top yandan dışarıda. Yani bakın arkadaşlar öyle bir müdahale etti ki Neymar'a. Paulinho'yu da yere düşürmeye çalıştılar ama olmadı ve sarı kart. Free kick yok ama muhtemelen. Aynen. Çünkü top dışarı çıkmıştı. Toby Alderweireld. Dördü de bulursak iyi olacak ama çok da kolay gözükmüyor. Sergio Roberto. Matic. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Cruyff. Sterling. Çok çok iyi bir ara pas ama gelmedi. Cruyff. Dakika 79. Toby Alderweireld. Aslında hepsini profesyonel oynasam bitirebilirim ya. Top player'a falan çok uğraşmak istemiyorum. Creswell. Hummels. Bir Hummels diyorum, bir Hummels diyorum. Tam tutturamadım. Şimdi Fernandinho. Çok çok iyi bir pas. Cruyff. Ara pas 5 olur. 4 olur yani. Sterling. Bir türlü diğer golü de bulamadım. Şimdi Sergio Roberto ortaladı. Sterling'e bomboş Neymar. Biri de Paulinho. Bir türlü golü bulamadık. Şimdi dakika 90. Maçın bitmesine çok çok az kaldı. 90+2. Sergio Roberto. Sterling. Taç atışı benim. Taç atışını kullanabilirsek bu işin üstesinden de geleceğiz. Şimdi Toby Alderweireld. Çok iyi bir pas. Cruyff'a gelmedi. Ve 3-0'lık galibiyet. Bize yetti. West Ham'ı yenmeyi başardık. Daha fazla PES Mobile videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.